Bu güzel tarifin önce etini hazırlıyorum. Bir tencerenin içerisine 10 tane kuru incir var. Onları küçük küçük doğradım. Üzerine yarım çay bardağı su, bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum. Şimdi ocakta kısık ateşte yumuşayana kadar pişireceğiz. Kurabiyenin hamuru içinde gerekli olan malzemeler 200 gram yumuşamış tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker, bir yumurta. Kurabiyenin daha kıyır kıyır olması için de isteğe bağlı bir yemek kaşığı kadar sirke koyabilirsiniz. Üzüm ya da elma sirkesi olabilir. Unu eklemeden önce bu malzemeleri bir karıştıralım. Neyse ki son anda aklıma geldi. Bir yemek kaşığı dolusu da yoğurt. Neredeyse eklemeyi unutacaktım. Tekrar karıştırıyorum. Bir paket vanilya. Burada kasenin içerisinde 4 bardağı un var. Bardak ölçüsü 200 milimdi. Şöyle çok azını bırakıyorum. Bu tarif genelde 4-4,5 bardak kadar un alıyor. 4 bardaktan sonra bir yemek kaşığı dolusu daha ekledim. Kıvamında sizlere göstereyim, yumuşak, el yapışmayan bir kıvamda. Şimdi şekil verme kısmına geçiyorum. Kurabiyeye şekil vermek için hamurdan böyle büyük bir parça kopardım. Yağlı kağıdın arasında daha rahat açılıyor ama elinizde yoksa normal açabilirsiniz. İncelteceğim şimdi. Hamuru incelttikten sonra isterseniz bıçakla ya da bir kesiciyle kare kare şekiller yapalım. Kurabiyeleri de kare kestikten sonra böyle bir bıçakla böyle kareler yapıyorum, küçük kareler. İncirleri ocakta yumuşayana kadar pişirdim. Daha sonra biraz soğumasını bekledim. İsterseniz ceviz fındığı kullanabilirsiniz. Bu sefer bir farklılık olarak badem kullanacağım. Tabii tuzsuz badem olması gerekiyor. Böyle iri iri doğradım. Bir kase kadar. Miktarın çok fazla bir önemi yok. İsterseniz badem koymayabilirsiniz. Sadece incirli de yapabilirsiniz. Daha az olabilir, daha çok olabilir. Ben böyle bir kase kadar koydum. Hamura şekil verdiğim kısmı böyle alt tarafı alıyorum. İç malzemeyi de şu uçlarını çok hafif birleştirelim. Tepsiye sığdığı kadarını koydum. Bir tepsi dolusu şu an burada var. Ben kalanları yapmaya devam edeceğim. Pişirme için de fırını önceden 175 derecede ısıtalım. Sıcak fırında kurabiyelerimizi pişireceğiz. Kurabiyeler pişti. Fırından aldıktan sonra biraz ılınmasını bekledim. Pişmişini de sizlere yakından göstereyim. Altı böyle. Tadı tek kelimeyle şahane. İçi de böyle gözüküyor. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.